Selamlar efendim Ayaka rehberi ile beraber karşınızdayım eski videomuzun üzerinden baya bir vakit geçti bu yüzden her bir detay ile beraber Ayaka'ya değiniyor olacağız. Karakterin kasabileceği boyutları bu sefer Melt Ayaka yani erime Ayaka'yı da olacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ayaka'dan çok hızlı bir şekilde bahsedelim. Karakterin sağ tıkı yerde yürümek yerine normal bir şekilde koşmak yerine yerin altına bu şekilde girmenizi sağlıyor. Ve bu şekilde yaptığınız zaman düz duruşlarını da burada çevirebiliyorsunuz. Karakterimiz main DPS on field bir karakter olduğu için alanda durarak vuruş yapmaya özen gösteriyor. Oto ataklarını sık bir şekilde kullanıyor. E'sini az önce kullandığımız gibi kendi çevresindeki rakiplerine anlık bir buz hasarı veriyor ve yüksek bir hasar geçiriyor. Ancak Aiken'ın ultisinde ise rakibinizin üzerine bir buz hasarı dalgası oluyorsunuz. Ve bu hasar alan hasarı olarak geçtiği için liminde rakipler bulunduğu sürece o rakipler de bu hasardan etkilenebiliyor. Bu ne kadar fazla rakibe zaten yapıştırabilirseniz o kadar fazla hasarınız güzel çıkıyor toplam hasar olarak. Sürekli bir hasar olarak da geçtiği için aslında ayak anonsini sık bir şekilde kullanmak çok ama çok önemli. Ulti ile beraber vuruşunuzda mümkün olabildiği için. Karakterin temel teliklerine baktığımızda ayakada mümkünse eğer 4 parça kış gezgini kullanıyorsanız 30 oran ile birlikte 45 oran arasında kritik oranınızı tutabilirsiniz. Bu değerler arasında tuttuğunuz vakit dört parça kış gezgini çok verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kritik hasar ise şöyle oluyor. Oranı 30 ile 45 arasında tuttuğunuz müddetçe, kasabildiğiniz kadar hasar kasmanız gerekiyor. Ve bu durum genellikle şu şekilde bahsedeyim. Eğer ki sizden ayakanızda Amaname içi gibi size kritik hasar veya kritik oran kazandıran bir kılıç e, kullanmıyorsanız ayakada, burada Kritik oranı 30 ile 45 arasında tutarken hasarınızı 190-200 civarında gibi bir şey tutup hatta daha da fazla üstüne de yoğunlaşmayı hedefleyebilirsiniz daha da iyi olur. Eğer ki siz yeniden dövülmüş siz kılıcı gibi bir kılıç kullanıyorsanız buradaki hasarınızı en azından bir 240-250 civarında tutmaya çalışın. Yani kılıcınızdan elde ettiğiniz hasar ve oran ne kadar fazlaysa bunu burada daha da fazla yüksek tutmaya çalışırsanız sizin adınıza daha iyi olur. Genellikle 140 civarında bir enerji yüklemesi kasmanız gerekiyor ancak Amanı ve demirciden üretip kullanmışsanız kademesine bağlı olaraktan 100 ila 120 arasında enerji yüklemesi kasmanız yeterli olabiliyor. Hani 100 ila derken hani neredeyse hiç kasmasanız bile kademe 5 özelliği sürekli olarak rotasyon dönmenize yardımcı olabilecek düzeyde enerji yenileyebilir. Tabi takımınızda farklı bir buz karakteri varsa bu durum geçerli oluyor. Saldırı ise mümkünse ekibine yakın tutmaya çalışın. Şimdi karakterin yeteneklerine baktığımızda Eknen kasmış şekilde çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Bu tamamen tercih meselesi size kalmış. Ama eğer ki yapacaksanız ya ulti düz vuruş E şeklinde yapın ya da düz duruş ulti E şeklinde yapın. E'yi en son atın. Fakat E hiç geliştirmemezlik etmeyin. E'yi yine seviye basın. Anlık hasarı gerçekten güzel olan bir yetenek bu. Kendi çevresine hasar verse bile güzel bir hasarı var. Ultisinde ekrana bahsetmem gereken bir özellik olarak ultisinin ICD'si her 3 vuruşta bir etkiliyor reaksiyonlara. Yani olur da ayakada erimeye oynayacaksanız buradaki vermiş olduğu her üç hasardan birinin erimeye tetikleyebileceğini bilmeniz lazım. Erime ayakı nasıl yapılır ondan birazdan bahsedeceğim zaten takım kurulumlarında. Bunun dışına geçelim karakterin ilk, su ilk özelliğine. Eğitimliğini kullandıktan sonra 6 saniyeliğine normal ve yüklü saldırıları %30 daha da fazla hasar verir Ayaka'nın. İkinci yükseltme özelliğinde ise sizin geri girerek hareket etme özelliğinizde yani dash özelliğinizde eğer ki bu sonuçta bir rakibe buz uygulayabilirseniz yani yerden çıkarken rakibin dibinde yerden çıkarsanız 10 dayanıklılık yenilersiniz. 10 saniyeliğine %18 buz hasarı bonusu kazanırsınız. Buradaki özelliği siz yenileyebildiğiniz için istediğiniz zaman kombonun en sonunda ayak geçiş yaparken de bu saatiki yapıp hem düz duruşlarınızda yeni bir buz etkisi hasar kazandırıp hem de dayanıklılık yenileyebilme şansınız da var. Son pasif özelliği olarak da siz silah yükseltme malzemesi üretirken elde ettiğiniz oradaki ürünü %10 ihtimalle iki katına çıkartabiliyorsunuz. Geçelim şimdi yadigarlara. Eğer ki rakibi dondurma üzerine oynamak istiyorsanız rakibiniz gerçekten donabilen bir rakipse bosslar maalesef donmuyor fakat bunun dışındaki çoğu rakip dondurulabildiği için 4 parça kış gezgini aşırı iyi oluyor. Neden? İki parçası %15 buz hasarı bonus veriyor. 4 parçasını kullandığınız vakit eğer rakibiniz buzdan etkilenmişse %20 kritik oran artışı. Yetenekleriniz ve hasarınız için diyelim kısaca. Eğer rakibiniz donmuşsa bir %20 daha. Etkinizde %40. E takım bonusundan %15 kritik oranı daha geliyor. %55. E karakterde zaten 35 kritik oranı veya 30 gibi bir kritik oranı kasmış olmanız zaten bu karakterin oranını 85'e de çıkartıyor. Diyelim ki gittiniz Rosary gibi bir karakter de kullandınız 90'ı falan geçti. Yani çok rahat bir şekilde kritik oranını buradan elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden fazla avantajlı. Karakterde iki kış gezginin yanında burada gidip siz iki parça Shimenawa veya iki parça Gladiator gibi set parçası takıp %18 saldırı bonusu elde edebilirsiniz. Bunu ne zaman yapıyorsunuz? Bunu eğer Ayaka'da siz erime reaksiyonlarını oynamak istiyorsanız ya da Ayaka'da silah olarak Kritik oranı çok fazla kazandıran bir kılıç takmışsanız, kritik oranınız aşırı fazlaysa yine bu seti tercih edebilirsiniz. Çünkü 4 parça kış gezgininin kritik oranı size çok fazla geliyordur. Bu yüzden böyle bir tercih yapabiliyorsunuz. O kılıçların nelerden olduklarından bahsedeceğim ben zaten. Bunun dışında bahsetmem gereken özellik olarak eğer ki sizin macera rütbeniz 45'in altındaysa 2 parça vahşi savaşçı ile birlikte burada gidip 2 parça cesur yürek takarak hem kritik oranı hem de saldırı bonusu kazanabilirsiniz. Geçelim şimdi o zaman temel niteliklerimize. Ayak mümkün olduğunca yüzde saldırı, kritik oranı, kritik hasarı ve enerji yüklemesi arıyoruz. Eğer ki erimeye oynuyorsanız karakterli reaksiyon olarak element ustalığı da iş yapar. Fakat rakibi dondurma üzerine oynuyorsanız element ustalığı hiçbir işinize yaramaz. Şimdi geçelim o zaman burada temel niteliklerimizi. Saat her daim yüzde saldırı takım. Bu karakter saldırıdan güçleniyor. Saldırı ne kadar fazla olursa o kadar fazla hasar verir. Kupada... Mümkünse buz hasarı bonusu çok daha iyi bir hasar vermenizi sağlar. Ancak hiçbir buz hasarı bonusuna sahip değilseniz yüzlü saldırıda yine burada iş yapacaktır. Güzel nitelikleri varsa. Taşta kritik hasar takabilirsiniz. Özellikle kış gezini kullandığınız vakit zaten niteliklerden çok az bulduğunuz oran bile sizi taşıyacağı için hasar tercih etmeniz mümkün olabilir burada. Antiteliğinden oran ve enerji yüklemesi saldırı bulduğunuz vakit zaten çok da fazla öne geçiriyor sizi. Bazı durumlarda eğer ki sizin kritik hasar tacınız yoksa veya nitelikleri çok kötüyse yüzde saldırı tacı burada da yine iş yapabiliyor. Aklınızda bulunsun yine tercih edilebilme durumu var mı var. Silahlara geçtiğimizde yeniden dövülmüş siz kesen en 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 iyi tercih zaten. Bunu kullandığınız vakit tüm elementler için bir element hasarı bonus kazanıyorsunuz. Ve sizde eğer normal saldırıyla birlikte bir element hasarı verebiliyorsanız burada zaten element türünüze bağlı olarak ekstradan bir element hasarı bonusu elde edebiliyorsunuz. Ve bu 3 kademeye kadar çıkıyor. Bu yüzden bu kılıç kesinlikle çok fazla kullanışlı ayak için kritik da verdiği için temel saldırısı da çok yüksek olduğu için işinizi her türlü görür. Başka kılıçlara bakacak olursak 5 yıldızlardan devam edelim. Favone kartalı her ne kadar fiziksel hasar bonusu verse de ayakayı genellikle fiziksel olarak kullanmasak da neredeyse hiç kullanmıyoruz zaten de. Bu karakterde temel saldırıyı çok fazla yüksek tuttuğu için bu kılıç yine atletiliğinden saldırı bonusu verdiği için ayakanın işine görebiliyor iş yapar. Bunda bir sıkıntı yok. Ezeli Yeşim Kılıcını kullandığınız vakit altından gelen kritik oranı çok fazla yüksek olacağı için burada mesela iki parça kış gezgini, iki parça gladyatör gibi bir tercih yapabilirsiniz. Yine beş yıldızlardan oyuna yeni eklenmiş olan kılıçlardan birisi. Yaprak kesen ışık. Alt niteliğinden element sularından yine güç kazanabiliyorsunuz. Fakat alt niteliğindeki kritik hasar o kadar fazla yüksek ki her ne kadar pasifini tam verimli olarak dondurma takımlarında kullanamazsanız da Hazardan ötürü çok güzel bir bonus kazandırıyor. Fakat Ayakada Erimi oynuyorsanız ekstradan güzel bir iş yapar. Ayak için aklınızda bulunsun yine çok güzel kullanılabilir bir kılıç. Bunun dışında zirve kesen çok güzel bir şekilde iş yapar. Ancak takımınızda kalkan varsa Diana'yı kullanıyorsanız veya Jhony'i yine aynı şekilde takımda kullanıyorsanız iş görür. Onun dışında çok fazla öneremem Ayaka'da. Geri düşebilir potansiyeli. Haran yine Ayato'nun kılıcı da Ayaka'da kullanılabilen fena olmayan bir kılıç. Bunu da yine oran kazandığı için 4 parça kış gezgini yerine farklı bir şekilde 2 kış gezgini, 2 gladiyatör gibi bir tercih yapabilirsiniz. Göklerin kılıcı yine Ayaka'da olur. Atleteliğinden enerji yüklemesi açını kapatabilir. Yine işinizi görür. 4 yıldızlara geçecek olursak kesinlikle Ayaka'nın hem free to play seçeneği demirciden üretilebildiği için ücretsiz bir şekilde hem de hem altın teli güzel olduğu için, pasifi de çalıştırabildiği için Amanemi Kaguichi'yi tercih edebileceği en güzel kılıçlardan birisi. Ne kadar fazla saflaştırma kademesi kasarsanız o kadar az enerji yüklemesi kasarak o kadar fazla ultra rotasyonda dönebilirsiniz. Ve toplam bunun kazandırmış olduğu saldırı bonusu da kesinlikle Ayaka için çok güzel. Amanemi Kaguichi'yi nasıl yaratabileceğinizi bilmiyorsanız sağ üstteki karttan bu videoya ulaşabilir ve Amanemi Kaguichi'yi demircide açıp artık üretmeye başlayabilirsiniz. Farklı dört yıldızlı silah önerisi olarak burada aslında gidebilecek zaten tek bir tane kalıyor doğru tutum, pardon iki tane kalıyor. Kara kılıç yine kullanılabilir. Atelinden kritik oranı verdiği için yine iki parça kış gezgini iki parça gladiatör tercih edilebilir. Bir de flüt var. Flüt çok fazla geride kalan bir kılıç açıkçası. Pasif o kadar fazla iş yapmıyor. Bu yüzden flüt yerine her türlü Amanami Kaguichi öneririm. Peki burada kara kılıç mı Amanami Kaguichi mi derseniz. Yine genel olarak Amanami Kaguichi ulti kullanım konusunda çok büyük bir kolaylık sağladığı için bunu önerebilirim ben. Kesinlikle Ayaka için çok iyi bir tercih. Olur da bunları da üretemiyorsunuzdur. Daha Inazuma'yı açmamışsınızdır veya kılıcı açmaya üşeniyorsunuzdur. Şafa kabartısı yine Ayaka için kullanılabilecek güzel bir kılıç tercihi aklınızda bulunsun. Öncelikle takım yıldızından değinelim. Ardından karakterden önce silah mı yoksa takım yıldızı mı diye bir tartışalım isterseniz. Birinci takım yıldızı özelliğinde Ayaka'nın normal veya yüklü saldırısı düşmanları buz hasarı verdiğinde Huyoka becerisinin yani E yeteneğinin bekleme süresi %50 ihtimalle 0.3 saniye azalır. Bu etkiler 0.1 saniyede titiklenir. E'yi azalttığınız sürece elbette daha sık bir şekilde E'yi tekrardan yenilediğinizde normal vücut saldırılarınız yine güçleneceği için, rakibi anlık bir hasar geçirebileceğiniz için fena değil kullanışla. Burada baktığımız zaman ikinci takım hızlı özelliğinde ultiniz ek olarak 2 adet daha buzdan dalga yollar rakiplerine. Her biri asıl tipinin hasarının %20 kadar hasar verir. Fakat bu tipilerin her birini aynı anda bir rakibe birden çok tipi uygulayabilmesi şansınız olduğu için hasar konusunda. Bunu yedirmesi çok zor olabiliyor tabii ki ama. Fakat olur da bu tipileri rakibe uygulayabilirsiniz hasar konusunda. Muazzam bir DPS artışı kazandırıyor karakterde bilginize. Üçüncü takımınızın özelliğinde ultisinin seviyesi 3 artar. Dördüncü takımınız özelliğinde ultisi Rakibe hasar verdiği zaman onların savunmalarını %30 azaltır ve bu durum 6 saniye sürer. Oyundaki en güçlü özelliklerden birisi aslında savunmayı azaltma veya savunmayı yok saymadır. Siz savunmayı ne kadar fazla azaltabilirseniz rakibinizin alacağı hasar her kaynaktan eğer belli bir kaynak yoksa tabii ki doğrudan savunmaya nüfuz ediyorsa her kaynaktan alacağı çok fazla artacağı için çok önemli bir nitelik aslında savunma kırmak. Bu yüzden kesinlikle değecek bir takım yıldızı bu da. 5. takım yıldızı özelliği E seviyesini 3 arttırır ve son takım yıldızı özelliği sayesinde her 10 saniyede bir Usura Ibuto özelliği kazanır ve bu sayede yüklü saldırıları %298 daha fazla hasar verir. Ayak yüklü saldırısı düşmana isabet ettikten 0.5 saniye sonra bu güçlendirme kaybolur. Kaybolmasının ardından becerinin sayacı tekrar başlar ve bunu ardı ardına kullanabilirsiniz. Yani her 10 saniyede bir kullanabilirsiniz. Anlık olarak gayet güzel bir hasar verebilir. Fakat ayakada ilerleyebileceksiniz. Evet her takımınız değerli. Özellikle 4'ü çok daha büyük bir fark yaratır. Aklınızda bulunsun. Peki karakterde kılıç mı yoksa takım yıldızı mı diyecek olursanız. Açıkçası öncelikle kılıcı almanız karakter açısından çok güzel bir DPS artışı sağlayacaktır. Özellikle bir Amanemi Kaguya'ya kıyasla bakıyorsak tabii ki bu duruma. Kılıcı aldıktan sonra takım yıldızına yönelmek isteyebilirsiniz. Fakat kılıcı kesinlikle değer. Zaten buradaki yeniden dövülmüş siz kesen kesinlikle oyundaki tercih edilebilecek en güzel global kılıçlardan birisi olduğu için Hani herhangi bir karakterde neredeyse bu kılıcı kullanabiliyorsunuz. Çok fazla iş görüyor. Bu yüzden her türlü değer. Ayaka'nın takımları bir değinelim. Öncelikle rakipleri dondurduğu takımlardan bahsedeceğiz. Peki bu tarz Ayaka takımlarında neler yapmamız lazım? Ayaka'nın yanında bir adet buz karakteri daha, bir adet su karakteri ve bir adet de rüzgar karakteri bulunduruyoruz. Su ile beraber donduruyoruz. Ekstradan buz karakteri ile birlikte takım bonusu sayesinde ekstradan %15 kritik oranı kazanıyoruz. Donma veya buz etkisinde olan rakiplere karşı. Peki bu tarzda takım kurduğumuzda hangi karakterlerine gibi yadigarlar vermemiz lazım? İkinci buz karakterinizi genellikle 4 parça asil minnettarlık vererek takımınıza %20 saldırı bonus veriyorsunuz ulti açtığınız vakit. Bu karakteri çok değişkenlik gösteriyor. Eğer ki bir büyücü ise eline ejderha katillerinin serüvenlerini verebilirsiniz. Eğer Şifçuk gibi bir karakterse veya Yelen gibi bir karakterse onu DPS bu ile kasarsınız yine. Ancak Mona Kokomi gibi e yeteneğiyle sürekli hasar veren bir karakterse buna set parçası olarak 4 parça taş ordunun azmi vererek e yetenekleri her rakiplere hasar verdiğinde takım arkadaşlarınızı %20 saldırı bonusu verebilirsiniz. Ve zaten Rüzgar karakterinde de 4 parça işi gölge takıyoruz. Birazdan daha fazla takım arıyorsundan bahsedeceğim ancak öncelikle gelin bir Boss'a karşı takımımızı bir test edelim. Bakın bu tarz bir takımda nasıl bir kombo yapmamız gerekiyor. Şene'ye sahipsek Şene E, ulti, Kazuha E, ulti. Burada Kokumi ile beraber E basıp ardından ayak geçip Dash E birkaç tane onto atak yaptıktan sonra da ulti yapıştırırsanız bu şekilde rakibinizi çok anlık bir şekilde eritebilirsiniz. Evet. Buradaki ayaka elbette kon sıfır değil. Fakat ben de şen olmadığı için bu hesapta ancak gösterebildim. Konsort bir ayaka bu şekilde canavar olup rakibini alt edebiliyor. Defans kırmanın ne kadar güçlü olduğunu az önce fark etmişsinizdir zaten. Ve aynı anda birçok tipi yani ultisindeki tipilerden bahsediyorum. Rakibimize yedirebiliyoruz ve muazzam bir hasar çıkartabiliyoruz yine. Peki ayakayı çıkardınız. Ancak şene çıkarabilecek durumunuz yok. Mona'ya sahip değilsiniz ve sadece 4 yıldız karakterlere muhtaçsınız. O zaman Ayaka, Shinkchu, Dayano, Sucrose gibi bir takım veya siz burada Barbara kullanmak isterseniz şifacı olarak Dayana yerine Rosaria ve yine Sucrose kullanabilirsiniz. Sucrose yerine burada en fazla sayı gibi bir değişiklik yapıp şifacıyı buradan da sağlayabilirsiniz. Ve kon 0 bir Ayaka'ya bakıyoruz bu sefer. O zaman kon 0 olan bir Ayaka yeniden dövülmüş kesinlikle beraber nasıl iş yapabilir bir ona bakalım hemen. Burada kombomuzu dayano ile beraber başlayıp rakibimizin üzerine buz etkisini uygulayacağız. Tokuzda geçeceğiz ardından. Ultimizi de yapıştıralım. Bir daha E basabiliriz. Zaten kurban yayını, yayını takmıştık. Burada Ayaka'yı bir defa geçip daha sonra Shinkyo'ya geçip ulti EE yapıyorum. Sebebi ise şu. Burada Sukruz'da element ustalığı kitabı takmanın sen bir anlamı ifade etmez. Bu yüzden bu karakterde gidip sizin kesinlikle ejder katillerini serüvenleri tercih etmeniz daha da uygun olacaktır. Bu sayede Ayaka'nız kısa süreliğine çok daha yüksek bir hasar çıkarabilir. Ve bu şekilde combo yaparak da yine rakibinizi alt edebilirsiniz. Bir de Meltaika'yı Kazuo ile beraber de gösterin, Bakalım bunda nasıl oluyormuş şeklinde diye. Rakibimize buz etkisini uyguluyoruz. Ardından Kazuo ile beraber E'yi attık. Venete geçtik. Burada ultimizi yapıştırdık Kazuo ile birlikte. Shining'e geçtik. Ulti attık. E attık. Ayaka'ya geçtik. Dash, E ve ulti yapıştırdık. Tada alın size harika bir Melt Ayaka E'si ile beraber bin e sar çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Tabi bu takımda yapması birazcık zahmetli olacaktır elbette. Fakat iş yapıyor mu? Evet bosslara karşı yine anlık hasar olarak kullanabilirsiniz. Fakat bu takımda AK enerji fullemesi bir tık imkansız onu söylemiş olayım. Hani tek bir rotasyon dönerek rakibi alt edebileceksiniz güzel. Ancak sürekli rotasyon dönmeniz gerekiyorsa çok ölü kalır. Aklınızda bulunsun. Peki Mert AK'yı tercih etmeli yoksa dondurma üzerine oynadığınız bir ayakı takımı tercih etmeli. Her türlü dondurma daha da çok fazla ön plana çıkıyor. Her ne kadar boss'a karşı kapışıp onu dondurmasanız bile. Sebebi ne? Mert AK takımı yaptığınız zaman ultileriniz o kadar fazla zor doluyor ki bir defa rotasyon döndükten sonra başka bir rotasyon dönebilmeniz için bir dakika belki de daha da uzun süre boyunca enerji fullemekle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzden zaten buradan direkt olarak eleniyor. Bunun dışında maksimum hasar görebilmenizin yolu hiç buz karakteri kullanmadan farklı elemente karakterleri kullanarak kombo yapabilmek. Ama siz burada zaten ikinci buz karakterini kullanmadığınız zaman Ayakın enerji gereksinimi zaten hepten ölüyor, tamamen yok oluyor. Artı olarak Ayaka'nın ultisinin ICD'si klasik olduğu için her 3 vuruşta 1 adet erime uygulayabildiği için ultisinin yarısından fazlasının hasarı zaten reaksiyon uygulamıyor. Bu yüzden erimeye kasmanın da pek bir anlamı olmuyor. Bundan ötürü her türlü dondurma ayaka yani freeze ayaka takımları çok daha üstün oluyor. Evet Ayaka rehberi hakkında paylaşacaklarım bu kadar. Hepinizle izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.